Kırşehir'in ilk kadın il başkanı Ünsal'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı yazılı mesajında, "Biz aileyi toplumun kilit taşı ve mayası olarak gören bir milletiz. Bundan dolayıdır ki aile kurumunu sağlam bir şekilde ayakta tutmalıyız. İnanç, ahlak, edep, saygı ve sevgi gibi bizi biz yapan değerler ailede öğrenilir. Aile bağları çözülmüş bir millet ayakta kalamaz. Şeyh Edebali'nin de dediği gibi aileyi yaşatmadan ne devleti ne de milleti yaşatabiliriz. Güçlü milletler güçlü ailelerden, güçlü aileler de güçlü kadınlardan oluşur. Bizim kültür köklerimizde cinsiyet ayrımcılığı yoktur. Kadını insan değil mete olarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz. Cahiliye döneminde kızlarını diri diri toprağa gömen zihniyet Peygamber Efendimizin gelmesiyle, bırakın toprağa gömmeyi evinin baş tacı yapmıştır. Bizim dinimiz cenneti annelerin ayakları altında derken kadının ne kadar önemli olduğunu zaten ortaya koymuştur. Tarih boyunca, toplumun maddik manevi ihtiyaçlarından tutun, vatan müdafasına kadar, kadınlarımız üstün görevler yerine getirmiştir. Sadece Ahli Evran'ı Veli'nin eşi Fatma Bacı'nın Bacıyanı Rum Teşkilatı'nın varlığı bile, ilham almaya, bize güç vermeye yeter. Dünyanın sayılı zaferlerinden biri de İstiklal Harbi'dir, bu da kadınlarımızla omuz omuza kazanılmıştır. Halide Onbaşılar, Şerife Bacılar, Nene Hatunlar ve daha niceleri. Kadının toplumdaki yerini gayet açık ortaya koymaktadır. Kadına yönelik şiddet olaylarına da tepki gösteren Ünsal, yakın bir zamanda Samsun'da, bir annenin çocuklarının gözü önünde ağır şiddete maruz kalması bizleri ve tüm ülkemizi derinden üzdü. Bu olayın takipçisi olacağız. Annemize acil şifalar dilerken kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz, dedi. Ünsal açıklamasını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü vesilesiyle başta, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum, şeklinde sonlandırıldı.